Süleyman Özışık. Erdoğan'ın Amerika'daki 40 tır altını. Yanlış hatırlamıyorsam ya Marmaray ya da Avrasya Tüneli'nin hizmete açıldığı gündü. Ankara'da olduğum için açılış törenini ekrandan takip ediyordum. O sırada yanıma bulunduğum mekana gelen CHP'li bir siyasetçi içeri girdi. Bahsettiğim kişi öyle sıradan bir siyasetçi değil ha. Partinin üst kademelerinde görev yapmış birinden bahsediyorum. Göz göze gelince merhabalaştık haliyle bir çay ısmarlayayım dedim kabul etti oturdu. Oradan buradan konuşuyoruz ama ben bir yandan da ekrandan açılış törenini izlemeye çalışıyorum. Benim ekrana baktığımı görünce hayrola neyi gösteriyor televizyon diye sordu gözlerini kısarak. Açılış töreninden bahsedince önce ha tamam dedi. Sonra birkaç saniye bekleyip imalı bir ses çıkararak güldü. İnsan bir CHP'li ile oturunca ve konu AK Parti'ye gelince o CHP'linin aşağı yukarı ne diyeceğini tahmin eder. Yani ben de ne diyeceğini tahmin ederek ne düşünüyorsunuz? güzel hizmet değil mi diye kaşıyıcı bir soru sordum. Ya tabii tabii büyük hizmet diyerek alaycı bir üslupla konuşmaya başladı. Sonra klasik CHP ezberciliğiyle bakın gazetecisiniz ama araştırmıyorsunuz, okumuyorsunuz, cahil kalıyorsunuz demeye başladı. mi bağışlayın ve lütfen beni aydınlatın dedim nezaket içinde. Tabii tabii anlatayım diye başladığı kibir dolu konuşmasını siz bu tünelin niye yapıldığını biliyor musunuz diye bir soruyla devam ettirdi. Sadece niyeymiş diye sormakla yetindim. Başını yukarı aşağı sallaya sallaya "Ya işte bilmiyorsunuz kardeşim, bilmiyorsunuz. Yurttaş da bilmiyor ve bu yapılanın hizmet olduğuna inanıyor." diye başladı anlatmaya. Bu tünel Abdülhamid'in hayaliymiş diyorlar. Abdülhamid kendi zamanında yaptığı araştırmalarda şimdi tünelin geçtiği yerde büyük altın rezervleri olduğunu öğrendi ve bunlara konmak için çok çabaladı ama ömrü yetmedi. Bunu öğrenen Tayyip Erdoğan tünel bahanesiyle o altınların üzerine kondu. Ben hiçbir şey söylemeden böyle dehşet içinde kendisini izliyorum. Oradan 40 tır altın çıktı ve Tayyip Erdoğan o altınların hepsini gizlice yurt dışına çıkardı. O altınlar şimdi Amerika'daki hesabında yatıyor. Ben o sırada sadece tırla mı çıkardı diye sorabildim. Tabii daha sonra seviyenin giderek düştüğünü görünce siz tırlatmışsınız diyerek ayrıldım CHP'li arkadaştan. Bu tuhaf konuşmayı niye anlattım? Malumunuz Amerika geçtiğimiz hafta YPG'ye operasyon yapılması halinde Erdoğan hakkında bazı yaptırımlar uygulanacağını ve Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki mal varlığının araştırılacağını açıkladı. Sonrasını biliyorsunuz. Amerika ile Türkiye arasında operasyonlara ara verilmesi yönünde bir anlaşma sağlandı. Dün grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anlaşmanın yapılmasını mal varlığının araştırılması meselesine bağladı. Özetle Amerika senin Amerika'daki mal varlığını araştıracağını söyleyince hemen anlaşma masasına oturdun dedi. Yetinmedi CHP lideri, adamlara tek kelime edemedin, yüreğin varsa çıkarsın, Amerika'da mal varlığının olmadığını açıklarsın, niye bunu yapmıyorsun, niye korkuyorsun diye sordu. Oysa Oysa Erdoğan da geçen hafta gazetecilerin bu konudaki sorularına verdiği cevapta yaptırımlar açıklıyorlar, bizim hedefimiz belli, bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok, mal varlığı konusunda da bazı açıklamalar yapılıyor, bununla ilgili de gerekli ne varsa açıklayabilirler diye cevap vermişti. Anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu ya bu açıklamayı duymamış ya da duymazdan geliyor. Gerçi yüz defa açıklama yapılmasına rağmen hala Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki klozetlerin altından yapıldığına inanan birine ne anlatabilirsin ki? Bakın dikkat edin, yalan söyleyen demiyorum, inanan diyorum. Adam bunlara gerçekten inanıyor. Tıpkı sahte olan men belgelerinin gerçek olduğuna inandığı gibi. Erdoğan'ın Amerika'da ciddi mal varlığı olduğuna da inanıyor. Oysa kafatasının içinde bıngıldak kadar akıl taşıyan biri, yahu Amerika'da yüklü mal varlığı olan biri, Amerika ile bu kadar ters düşmeye cesaret edemez herhalde diye düşünür. Ama bizimki düşünme gereği duymuyor. Çünkü onun adına düşünen ve onu böyle konuşturan birileri var. Eline taberna sanatçılarına uzatır gibi peçete üzerine yazılmış belgeler uzatıyorlar, o da kendisine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Acı olan şu ki Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Amerika'da mal varlığını iddia ederken hangi maldan bahsediyor biliyor musunuz? Hani bana Erdoğan 40 tır altını Amerika'ya kaçırdı dediği bilgi var ya işte o bilginin %100 doğru olduğuna kanaat getiriyor. Ne diyeyim Allah akıl fikir versin ya da vermesin ya valla vermesin Kemal Kılıçdaroğlu onları da iki günde ziyan eder çünkü. Süleyman Özışık, Türkiye